Birazdan arkadaşlar Mert Nobre ile burada yayına başlayacağız. Ben bir yandan tabii bu yazıyı yazmak önceden aklıma gelmediği için şu anda biraz zorlanıyorum. İle birlikteyiz diye yazayım da birazdan da kendisi gelecek. Evet arkadaşlar, şimdi bir kez daha programı zannediyorum yavaş yavaş açabiliriz. Kapalı devrede pazartesi akşamları bilindiği gibi Instagram sayfamda, yani burada bir canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayında spor dünyasından bazı isimleri ağırlamaya çalışıyoruz. Aha, Sinan Gümüş de geldi. Sinan, seni de buraya bekliyorum ya. FIFA'ya da varım. Buradan meydanımı da okuyorum kardeşim. Bugünün konu, ilk hafta bilindiği gibi Sinan Güler'le burada bir genel dünyada olan biteni konuştuk. Sporcu gözüyle o neler hissediyor, ne gibi tereddütleri, ne gibi çekinceleri var. Onları konuştuk. İkinci bölümümüzde güzel de bir program oldu. Sonrasında YouTube'a da yüklemiştik. Onu hatırlayacağınız üzere orada da izleyebilirsiniz eğer hala izlemediyseniz. Birazdan da sevgili Mert Nobre katılacak. Mert Nobre'yi tabii birçok futbol sever gibi sizlerin de tanıdığını düşünüyorum. Uzun yıllar Türkiye'de forma giydi. Hatta geçtiğimiz sezonun ortasına kadar da aslında forma giyiyordu. Gençlerbirliği'nde en son futbol kariyerine devam etti. Fakat sonrasında biraz daha teknik direktörlük kısmına doğru yelken açtı. Şimdi onun talebi geldi mi acaba? Ona bakıyorum arkadaşlar bir yandan. Cihan Çakır yayınıma katılmak istiyorum. Cihan tanışmadık ama bunu yapacağım ama kafamda öyle bir format var. Kafamda o tarz bir format var. Sizlerden böyle video alayım, hatta yayına bağlayayım. Karşılıklı sohbet edelim, soru cevap yapalım, bir şeylerin üzerine konuşalım gibi bazı fikirlerim var. Tiki Taka'yı susadın diyorsun. Ultra Aslan 02 02 02. Ona da devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta aslında yine çarşamba akşamı saat 10'da çok güzel bir Tiki Taka çektik aslında burada Instagram'da canlı yayında. Eser Yenenler konuğumuzdu. Daha doğrusu biz onun evine konuk olduk. Sağ olsun. Eşi Berfu da yayına dahil oldu. Fakat gelin görün ki az önce yayının başında da sizin anladığınız üzere yayının başında alttaki yazıyı yazmayı beceremediğim gibi, hatta onu da yazmışım fakat işte onu pinleyememişim. Yani biraz tabii burada jenerasyonel sıkıntılar oluyor. Arifli küpe, o da geldi. Arif de gelmiş. Heh, şunu bir dakika, şunu bir şuradan pinleyeyim de. Nasıl yapıyoruz? Pin comment. Evet. Evet. Mert Nobre, seni bekliyoruz. Az önce WhatsApp'tan da bir yazıştık. Bir daha biraz da Mert Nobre ile aslında ben konuşalım istedim. Hatta Mert Nobre ya da Marcio Nobre. Mert Nobre demek hala benim hala ağzımın alıştığı, dilimin alıştığı bir şey değil. Marcio Nobre işin dediğim gibi birkaç ay öncesine kadar futbolculuk kariyerine devam ediyordu. Bir yandan işin futbolcu psikolojisini en kolay empati yapabilecek isimlerden bir tanesi. Bir yandan da artık yardımcı antrenörlük yapıyor. Mehmet Altıparmak'ın yardımcılığını yapıyor Hatayspor'da. Bir yandan da şimdi başka bir kafasında tereddüt var doğal olarak. Ebeveyn, her bireyin, her anne babanın yaşadığı bazı tedirginlikleri tabii o da yaşıyor. Evet, kendisini bekliyoruz bu arada. Ha, evet. Şimdi go live with, evet. Nobre'yi şimdi yayınımıza almak üzereyiz. Evet, Fenerbahçe'ye gelişiyle aslında Türk futbol sever Nobre'yi tanıdı. Oraya güzel imza attıktan sonra da Beşiktaş orası burası derken şimdi de Instagram'da canlı yayınımızda. Abi merhaba. Merhaba, hoş geldin. Ne haber, nasılsın? Hoş bulduk. İyi sağ ol. Sen nasıl iyiyim? İyi, nasıl gidiyor? İyi Allah'a şükür. İnşallah en kısa zaman daha iyi. Ya evet, hakikaten enteresan bir dönem oluyor değil mi ya? Çok 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 inanılmaz abi. Ve çok çabuk. Nasıl dünyalar? Şimdi ve sadece Türkiye'de yani. Tüm dünyalar. Çok Tabii. enteresan. Yani sadece işte biz şimdi ben bu formatta biraz daha böyle işte spor dünyasından insanlarla, hani sporcu gözüyle, antrenör gözüyle, işte ne bileyim yönetici gözüyle neler yaşıyorlar, neler hissediyorlar. Ben biraz o kısmını merak ediyorum ama bir yandan da olay o kadar insani ve global bir şey ki. Yani bütün Evet. dünya şu an yıkılıyor, kavruluyor yani. Hani umarım çok uzun sürmez tabii. Yani ne diyelim? Sen neredesin bu arada? Hatay'da mısın? İstanbul'dasın galiba. İstanbul'un. Ha, ne zaman geldin? Aa, bir ay önce de o maç, hangi maçta? İstanbul maçta. Normal o bizim maç Cuma. Perşembe uçakla, sonra Cuma Perşembe akşamla biz otelde.
Normal cuma akşam maçı var da. Sonra iptal. Ve o karar geldi federasyon kararından. Karardan sonra o can dedi ki tamam herkes git evde de. Şimdi ne yapacak bir şey yok. Tabii. Bekle bekle bu federasyon kararı. Allah 3 4 hafta aşağı yukarı 4 hafta. 4 hafta oldu. Evet. Yani Evet bakalım şimdi bayağı. hafta sonu bir karantina süreci daha var. Bugün açıklandı. Karantina nasıl gidiyor bu arada? Ya Tabii karantina ki derken bu 2 günlük gerçek karantinadan bahsetmiyorum. Hani çok biz evet. karantinadayız Çok aslında ya 1 aydır. tabii ama o çok önemli ne? Ben bugün bir haber geldi. Belki bu hafta en önemli haftada. Bu hafta yeri çok önemliydi. Şimdi bu kadar geliyorlar. Belki bir haftada sonra da biraz yavaş yavaş da. Bence bu hafta çok önemliydi. Evet. İşte herkes dikkat eder ve herkes evde kal daha iyi olsunlar. Aynen. Bir hafta 10 gün daha herhalde yani daha doğrusu bir hafta 10 güne biraz daha zirve yapacak galiba. Hani söylenen o. Evet. 25 gibi, 25 kadar da bence. 25-26 gibi de. Ama valla çok çok enteresan yani. Çok enteresan. Ya peki şimdi iş daha insani boyutu var falan dedik yani hani gerçekten de öyle yani hani sokaktaki insan da evinde oturan da çalışmak zorunda olan da yani hani kimin ne iş yaptığını aslında öyle çok hakikaten insani bir enteresan bir dönemden bütün insanlığı yakından ilgilendiren bir dönemden geçiyoruz. Tabii tabii. Evet. Bazen insanla çok zor konu. Niye? Bazen insan bu işte. Adam bir hafta, 2 hafta iş yok, 3 hafta, 1 ayda zor da. Tabii ki bazen insan çok bankada para da yok. Yani de biraz zor Tabii. konu. Ve sadece Türkiye değil, bu Brezilya'da aynı. Bu, o sıkıntı, ekonomi sıkıntı bayağı büyük. Aynı hastalık var. Çok kötü de. Tabii. Diğer taraf bu ekonomik çok kötü de. Ya evet şimdi ben tabii oralara da şimdi merak ediyorum aslında o taraflara da gelmek istiyorum da siz antrenman durumlarını ne yapıyorsunuz? Şimdi belli değil de. Şimdi uçak yok falan da. Normal bizim plan 25'te antrenman başlıyor. Ama imkansız. Şimdi 25'te çok yakın. Ve şimdi karantinada cumartesi ve pazar herkes evde. Biraz zor da. Belki Mayıs kadar. İlk hafta Mayıs. Hiç böyle online antrenman Var uygulaması yapan var. var ya siz biliyor musunuz? Evet. Video konferans antrenmanla haftada 3-4 antrenman. Ve tabii ki bizim normal bir programda tüm oyuncu bir program vardı. O programı ve bir antrenman daha da video konferansı gibi de. İşte bu zor da. Niye? Bazen oyuncu tabii ki bahçe var. Orada antrenman olabilir de. Ama bazen oyuncu rezidans oturuyor. Ne yapacak antrenmanda? Kor gibi başka çok zor konu. Evet, hakikaten zor. Yani ama bir yandan da takım antrenmanı yapamıyorsunuz yani. Futbol topa vuramıyor kimse. Tabii işte. Ve daha zor. Tamam ne zaman maç başladı? Belli değil. Ama biraz zamanla. Niye? Geçimi son 6-8 haftada. Az kaldı. Az kaldı. Ama aşağı yukarı bizim bir ayda hiçbir ciddi antrenman yok lan. Çok farklı. Sen antrenman evde, kor falan, bisiklet Evet. falanla ve saha. Bu tempo da çok farklı ve antrenman çok farklı. Tabii ki inşallah bu federasyonda tamam belki Temmuz maçta en az 3 hafta önce biraz antrenman yavaş yavaş başladı. Tabii. Zor çok zor da. Evet, sen de aslında bundan birkaç ay öncesine kadar şu anda aslında sahadaki oyuncu arkadaşların gibiydin yani. Sahadaydın sen de. Sen de futbol oynuyordun. Ya şunu diyor musun mesela yani hani bu olay patladığında ya mesela bir 4-5 ay işte bir sene önce belki bu olay patlak verse sen futbolcu psikolojisinde olacaktın. Şimdi antrenör Tabii. psikolojisindesin. Kafanda başka bir denklem var. Başka tereddütler var. Tabii. Mesela şimdi hani hiç düşünüyor musun ya futbolcu olsaydım işte ne bileyim maça çıkmak zorunda kalmak da bir şey ya mesela yani hani.
Tabii o konu çok zor. Tabii ki şimdi ben diğer tarafta, hocam Evet evet tarafta. tabii, aynen, çok çok ince bir çizgi var orada. Çok ve tabii ki ben 8 ay önce de ben oyuncu da. Şimdi hocanla tabii ki bu kafa şimdi diğer taraf hocam tarafı da bayağı zor da. Niye zorlar ki? Ve bizim konu Hatayspor. Son 6 hafta bizim 7 puan fark var. Evet. Avantaj var, var ama bitmeden bu her şey olabilir de. Şimdi ne yapacak bizim hocam, ne yapacak? Çok önemli oyuncu en az antrenman ve hazırda. Niye ki belki 2-3 hafta sonra da tekrar bu maçla belki hazır değil. Belki bu avantaj yeter değil ve çok zor da. Ve Evet. diğer taraf oyuncu biraz stres, ne yapacak? Antrenman ama ne zaman maçta? Ben maç istiyorum. Ciddi antrenman istiyorum. Sahada indi. Sahada yok. Şimdi valla çok zor da. Ben başka arkadaş var diğer takımda. Bazen sohbet ne yapacaklar? Valla bilmiyorum. Ben değilim. Şimdi çok zor konu. çok zor. Nasıl antrenman? Ciddi antrenman yok. Ne zaman ilk maçta belli değil. Peki, Şimdi Brezilya'daki arkadaşlarınla konuşuyor musun? Mesela orada yaklaşım, insanların psikolojisi, uygulama nasıl orada? Bir hareketlilik var mı? aşağı yukarı aynı. Çok farklı değil. Bazen antrenmanda tabii maçta yok. Ligde yok. Herkes bir haber de tamam ne yapacak da aşağı yukarı aynı da. Hiç fark yok. Stres de biraz korkun var. Evet, yani şimdi şuradan da devam etmek lazım. Bir yandan da bugün bir FIF Pro Profesyonel Futbolcular Derneği bir açıklama yapmış. Onu duydun mu? Yok yok, bugün Bir duymadım. yani açıklama derken bir araştırma yapmışlar aslında Hollanda'da bir üniversitede 1600 civarı futbolcu, kadın ve erkek futbolcunun üzerinde bir korona ve bu işte karantina döneminin psikolojik boyutlarını, etkilerini araştırmaya çalışmışlar. %13 depresyon, %16 anksiyete çıkmış. Mesela Tabii, sen şimdi tabii. artık sahanın içinden saha kenarına geldin. Şimdi mesela bunları yaşayan insanları idare etmek gibi bir aslında belki de bir tık yani bir sorumluluğun da var senin. Mesela şimdi burada sence ne gibi bir yol bekliyor? Hani futbolcuları hakikaten mental olarak hazırlamak bu sürecin arkasında bir iş olacak herhalde. Tabii işte çok zor da ve bizim konu çok zor da. Niye? Bizim iyi gidiyor. Son 6 maçta 7 puan farkı var. Avantajda Aynen. Hatayspor'da işinden. Tamam, sonra bu lig başladı. Nasıl bu oyuncu, nasıl bu kafa, nasıl psikolojik ne? O çok önemli ne? Ve sadece oyuncu değil, normal insan da çok önemli. Aynı, aşağı yukarı aynı ne? Ya tabii zaten bir maç dediğinde şimdi sadece aslında futbolcuyla bitmiyor iş. Yani işte sen de biliyorsun yani hani bunun basın mensubu var, yayıncısı var, hakemi var, yan hakemi var, gözlemcisi var, VAR hakemleri var. Herkes orada yani. Evet. VAR hakemleri bile var yani. Adam bacakla. Hani bak şimdi 3 hafta, evet 3-4 hafta evde bu karantina. Bu çok zor da. Evde her gün evde ne yapacak da? Evde market evde de. Hiçbir antrenman yok, dışarıda da yok. Yok Zor çok zor. konanın. Çok zor. Çok zor da. Çok zor ya. De aşağı yukarı diğer arkadaş da aynı. Tamam, mesela ne yapacaktan nasıl gidiyordum? Allah. Her gün evde yeter. Tabii yeter ama dışarıda daha tehlikeli. Şimdi işin daha Evet, tehlikeli. tabii. Aynen öyle ya. Yani bir yandan da işte az önce sen de söyledin. Abi şimdi sen bir yandan da ebeveynsin aslında, babasın. Yani Evet, işte. şimdi herkes sadece futbolcuları, antrenörleri, hakemleri konuşuyor ama insanların yani evine döndüğünde kafasına işte bir yere soktuğunda yanında hayatı paylaştığı, büyütmekle yükümlü olduğu, bakmakla yükümlü olduğu insanlar var. Yani Evet. şimdi bir de işin kişisel olarak o tarz bir boyutu da var. Yani hani futbolcular için de geçerli bu. İşte senin için de geçerli, diğer insanlar için de geçerli. Mesela oğlun kaç yaşında? Oğlun vardı galiba, değil mi? 17. 17. Futbol oynuyor mu? Yok. Aa! Niye?
O çok çok enteresan. Abi sevdiremedin mi futbolu? O zaman ben Fenerbahçe'de 1 yaş, 2 yaştan. Bazen her hafta antrenmanda. Sonra Beşiktaş normal. Gel bu antrenman var, maç var, seyret beraber falan da. Ama 5 yaşta sonra da baba tamam ben istemiyorum lan. Ben şok Allah gibi. Ben çok istemiyorum. Tamam hayır olsun lan. Neyse de daha okul falan da. Tamam devam lan. Ama hiç istemiyorum. Hiç. Allah. Sıfır Ya lan. şey, peki mesela okul durumunu falan ne yapayım? Yani oraları İyi. nasıl idare ediyorsunuz? Evet. O sinemada seviyor. Hadi tamam devam da okul iyi de tamam. Hadi. Peki Ama bu süreçte o nasıl, neler yapıyor mesela? o şimdi son senede burada sınav falan. Sonra üniversite gidiyor. O sinemada seviyor. İşte o konu. Ha, sinema okuyor. Yok hayır, şeyde şu an karantina döneminde nasıl? Ha, duyuyor musun beni? Kim? Alo. Ha, duydun mu? Evet, şimdi ses Ha. geldi. Evet, Yok, ses. o karantina döneminde neler yapıyor? Nasıl geçiriyor? Na o dersi var. Ha, okey. Evet, konferans internet bu ders var da. Normal dersi var. Yok öyle. Saati 9 başta 9-4.30 kadar da. Her günde. Nasıl, çok sıkılıyor mu? Darlanıyor mu o da? Çok çok. Ve çocuk daha zor da. Çocuk o. Ve 17 yaşında kız arkadaşı var da çok zor da. Her gün evde de. Tamam. Ders evde, interneti de. Ve benimkisi 12 yaşında. Dedi ki baba yeter da ben ne yapacak? Ben dışarıda gidiyorum. Yok yasak falan. Aa babama her gün çok zor da. Dedi, tabii çok zor da ama mecbur da. Başka yolu yoktu. Abi yalnız şimdi Deniz geldi. Bu arada Deniz'den önce bir sürü insan da yazmış abi. Herkes senin bıyıkları soruyor ya. Ne yapacağız o işi? Bıyık reis yazmışlar sana. Bak, Deniz Sarıtaş bıyık mükemmel yazmış. Bıyık protez mi diye bir soru var da, neyse, çok Bak çok da daş dağılmıyor. da daş nobri var baba her şey abi. Peki Nobre, seyircili seyircisiz oynanma hikayesine ne diyorsun ya? Şimdi hani bir yandan şu anda seyircili oynanması kısa vadede çok mümkün gözükmüyor maçların. Seyircisiz çok Ben zor ya. önümüzdeki sezonu bile ben hani çok kolay görmüyorum. Yani bilmiyorum, çok karamsar bir yaklaşım da olabilir bu arada. Ama yani seyircisiz o işin tadı olur mu olmaz mı, ama seyirci olsun ya da olmasın, futbolun da var olması lazım. Tabii. İşte seyircisiz oyuncu işinde ve bizim işin hocamla zor. Yani. O atmosferi farklı. Da, çok farklı. Açıkçası çok farklı. Ama tabii ki diğer taraf bu insan var, bu virüs var daha çok zor konu değil mi? Tabii diğer taraf amaç da herkes ve Türkiye işi ve Brezilya için aynı herkes fanatik seviyor futbolu. Ama şimdi bırak bu tarafta en taraf diğer taraf insan taraf daha önemli. Tarafta yok olsun da devamla en kısa zaman inşallah bütün stada çık falanla. Ama zordu bu konu Ya çok zordu. hakikaten Bazen yani hani yan yana birisiyle oturup bir şey yapmayı, konuşmayı, birisine sarılmayı falan özledim galiba ya. valla işte de. Ve tabii Hakikaten. o ufakla bir otur beraber bir sohbet muhabbet falan bir çayda yok. Çok zor da hayat zor. Zor kolay değil. Ben ve Mehmet Hocan diğer hocan da biz grup var WhatsApp grupla. Mesela valla çok zor da. Nasıl özledik sizin ya? Ne yapıyordu? Her gün beraber falan orada. Güzel de sen arkadaş Ya var değil bu mi? aile normalde. Yani. Otur sohbet, sohbet dışarıda herkes de ama şimdi yasaklan. Valla şok gibi yani. Şu dönemde en çok özlediğin şey ne oldu? Saha. Evet. Peki aslında değerini bilmediğini fark ettiğin şey ne oldu?
Ne kadar çok seviyormuşum ben ya diye. Aslında her gün belki rutin yaptığım bir şey de olabilir yani. Farkında olmadan yaptığımız bir sürü şey var ya. Ne zaman yasak bir şey, tamam fark etmez, dışarıda yasak, bu yasak, şu yasak, belki kafe yasak, yasak değil sana, tamam ne zaman istersen git orada al bir kafede, ama zaman şimdi yasak, zordu psikolojik de daha zor tabii, insan psikolojisi. Evet, şimdi tamam, şimdi yasak mı, sokak yasak mı, zor da belki çok şey yok, ama ne zaman yasak daha zor. Bence kafada psikolojik çok önemli. Yine. Doğru doğru. Alttan da bayağı yalnız Tantuni'yi özlemiş olabilir diye yazanlar var ha. Tabii tabii. Hocam Tantuni rekorun kaç? 10-11 falan da. Ne? 10-11 mi? Bir tane Brezilya dönmek yok. Mustafa. Şimdi de yok Mustafa. Ben Türk, tam Türk. Bak şimdi tam Türk. Tabii tabii. Deniz mesela demin yazmış zaten. Sen benden daha Türksün diye. Deniz kardeşim selamı. Evet abi ya. Peki şöyle birkaç soru daha çıkarttım. Ben aslında bu arada birkaç tane alttan da bu arada cağ kebabı rekorun da varmış. Öyle bir şeyler yazıyorlar aşağıda. Valla cağ kebap kaç tane ne? Valla notun ama çok. 10x2'sine. 12 yiyorum. Ne diyorsun ya? Evet. Valla. Ben et seviyorum. Protein çok önemli, protein mi? Yani benim şöyle söyleyeyim. Benim çok yediğim böyle basketbol. Ben de işte senle yaşıtız. Ben de 80 doğumluyum. Benim de basketbol oynadım ben bir süre. Altyapıda uzun süre. O dönem tabii şimdi zaten 17-18 yaşlarındayım. Acayip enerjiyim senin oğlan gibi. Evet. Yerimde duramıyorum. Deli gibi yiyorum. Benim kokoreç rekorum vardı mesela. Benim 4.5-3 çeyrek kokoreç vardı. 4 yarım ekmek 3 çeyrek yemiştim. Vallahi. Bana getiren garson abi kıtlıktan mı çıktın sen demişti bana. Neden bu kadar açsın diye. Ama 10-11 tantuni hocam saygıyla eğiliyorum ya. Ama küçük de bir şey. Ama evet, ama hakikaten Tantuni'nin öyle bir tuzak durumu var. Çekirdek gibi yani. Hani böyle çıt 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 evet, çıt evet. Gidiyor abi. Tıkır tıkır. 11-12'de gibi de, ama normal antrenmandan sonra ben diğer arkadaşla oyuncu, sen ne yapacaklar? Tamam hadi Tantuni gibi. Tamam hadi orada. Antrenmandan sonra biraz acı. Yakar, mideyi yakar. Evet, evet. Peki yemek yapabiliyor musun? Mutfakta aran nasıl? Mutfakla? İyi de. En son yaptığın yemek ne mesela? Pazar mangalda. Evde de, bahçe. Mangal? Evet, mangalda. Ama mangal yemek sayılmaz ya, mangal. Et atıyorsun zaten. Mangalda tamam, ne yapacak da. Ben aşağıda her şeyi biliyor da. Makarna, şu, bu falan. Evet, evet. O kolay da. Çok zor değil. Senin peki en sevdiğin Türk yemeği hangisi? Şimdi zor. Ben problem tatlı. Künefe, her şey bu. En iyi. Çok zor bu yemek. Şimdi biz Hatay yemek çok güzel. Ha? Hatay sofrası ama efsanedir. Evet evet valla çok. Ve sonra diğer taraftan Tunya. Diğer çay kebabı. Sonra aynen. Bu Kayseri'den mantığı. Abi sen ben sana söyleyeyim. Bu kadar uzun süre Türkiye'de iyi dayanmışsın. Çok zordu. Peki şimdi yazdığım soruları okumaya çalışıyorum bir yandan. Birkaç tane böyle hızlı tempolu gene birkaç soru daha yazdım ben kenara. Mesela Türkiye'de oynadığın en iyi 11'i sayabilir misin? Çok mu zor olur? Bir kağıta bakalım şimdi de. Kaleci. İstiyorsan kalem kağıt alıp böyle beyin fırtınası yaparak, sağlama yaparak da yazabilirsin yani. Elinde bir kağıt gördün de kalem kolaydaysa. Aa, çok hazırlıklı gelmiş. Hazır. Hazır ama 11 hazır değil. Şimdi zorla.
Kaleci Wolf. İki tane, bir tane Hustu ve Volkan da. İkisini çok iyi mini takan oyuncu da çok güzel. Aa, ikisi de çok iyi kaleci abi. İkisi de çok büyük kaleci. Çok çok inanılmaz. Forvet. Ama Türk yabancı fark etmedi. Türkiye'den. Ya aynen aynen ya. Türkiye'de birlikte oynadığın 11. Yani hani işte Gençler Birliği olur, Kayseri olur, Fenerbahçe olur. Stopper'da Fabio Luciano. Fabio Luciano ve diğer kim? Orada kim var? Ben sana söyleyeyim ya. Ben de oradan bir bakayım şimdi. Şuradan kopya çekelim. Yani sağ beke Gökhan yazarsın diye düşünüyorum. Ben Gökhan beraber oldu. Yok. Siz Gökhan mı? Bir dakika. Yok. Gökhan yok. 2007-2008. Ha tamam, evet, pardon. Evet. Ben yanlış yere bakıyorum. Doğru. Tamam. Sabek o zaman Toraman Sabek çok iyi be. Evet. İbrahim Toraman. Toraman, Fabio Luciano, stoper diğer de diğer. Solda Carlos'la oynamış mıydın? Yok, karşı. O zaman Carlos Fener, ben Beşiktaş o zaman. Okey. Fener oynarken daha sol, bizim kapitanla Ümit Özat sol. Ümit Hoca, evet ya. Ümit Hoca, evet. Ve sonra Apia, Marco Aurelio orta sahada. Diğer stoper var. Diğer stoper çok güzel. Bu Matteo Ferrari var. Sivuk var. Çok Ferrari. Matteo Ferrari. Ha, Ferrari tabii. Ferrari çok iyi de tabii ki. Sivuk var. Sivuk çok iyi stoperde. Apia, Marco Aurelio, Alex, tabii. Tuncay, Sol Tuncay, sağ. Tuncay, Anelka. Oo, evet. Forvet, kim bu forvet? Forvet'e kendini yazacaksın herhalde artık yani şimdi. Ay, yok ben hocam öyleyim şu an. Peki forvet'e kim yazacaksın? Evet. Forvet'e kim yazacaksın? Pierre Van Hooydonk. Pierre Van Hooydonk ya, evet. Pierre Van Hooydonk da çok büyük golcüydü. Çok iyi, çok iyi olan. İşte ilk 11'de. Güzel, evet. Olsun, güzel. Peki, ya Nobre, şunu soracağım. Mesela sen birçok büyük hocayla çalıştın kariyerinde. Çok önemli isimlerle çalıştın. Şimdi teknik direktör olmaya karar vermende mesela mutlaka ki bu çalıştığın hocaların bir yerinde sana bir dokunmuş olması lazım. Yani hani fikren sana o yolu açması açısından. Seni en çok etkileyen hangisi oldu? Kim oldu? Bak, bir tane hocam var. Van der Leyen Luxemburgo. Van der Leyen Luxemburgo. Biz Cruzeiro'da beraber. Ve o inanılmaz. İnanılmaz hocam. İşte o her şey bu farkla. Tabii ki o Van der Leyen Luxemburgo sonra Real Madrid, Brezilya milli takım, Palmeiras şampiyon, Cruzeiro büyük hocamla. O çok farklı hocam. Çok farklı. O kaç sene? O 2003'te. Evet, 2003'te. Aşağı yukarı aynı Guardiola gibi. Bu taktik, bu sistem, bu psikolojik. Ve o zaman kaç sene? 2003'te. Çok eski de ama bu kafa inanılmaz. İnanılmaz da. Çok eski. Çok taktik falan nasıl çalışıyor? Bu psikolojik, nasıl bu diyalogu da çok önemli. Bence en iyi hocam o. Van der Leyen Luxemburgo. Son dönemde mesela hani özellikle ne bileyim hani basın toplantılarını, antrenmanlarını, açıklamalarını takip ettiğin biri var mı mesela? Var belki. O antrenmanla inanılmaz antrenman ve bir şey var çok önemli bu Van der Leyen Luxemburgo'ya. Sen oyuncu, senin performansı en yüksek ne yapacak lan? Tamam, motivasyon ki tüm oyuncu farklı. Tamam, bazen oyuncuda psikolojik problem var ve o diyalogu çok önemli. Diğer çok fark, herkes bu kafa biraz farkını.
30 tane oyuncu, sen aynı antrenman, aynı sohbet, aynı diyalog olmaz. Ne yap ki? İnsan bu farkla. İşte take çok önemli. Ve o konu Wanderlei Luxemburg inanılmaz iyi iş yapmıyor. Tamam, sen bu oyuncu çok farklı. Niye? Aa, o biraz psikolojik problem var. Güven yok, yüz güven yok falanla. İşte çok önemli. Sonra tüm takımla en yüksek performansı da sonra tabii ki sonra o sene daha 2003'te biz şampiyon, lig şampiyon, kupa her şeyde 100 puan da yüksek, 120 gol falan da inanılmaz. Ve o çok iyi, çok iyi hocamlar. Nobre, kariyerine geriye dönüp baktığında keşke çalışsaydım dediğim bir teknik direktör var mı? Keşke yolumuz kesişseydi. Hatta şu anki psikolojinle belki de değerlendirmen daha iyi de olabilir. Yani hani şununla yolum kesişseydi bana teknik direktör olarak acayip şey katardı da diyebilirsin. Hani şununla yolum kesişseydi beni futbolcu olarak çok acayip yerlere götürebilirdi belki de diyebilirsin yani. Hem Türkiye'de hem yurt dışında keşke çalışsaydım dediğin kimse var mı? Tabii ki ya, Avrupa çok inanılmaz hocam var Ya tabii ya. saysan çok Bak sayarsın da yani ilk aklına evet. gelen belki bir Türkiye'den bir de yurt dışından birisi olabilir. Bu Türkiye'de ben iki tane hocamla Şenol Güneş ve Fatih Terim'le. Şenol Güneş çok arkadaşa eski oyuncu ne oyuncu da Jaja gibi o Jaja o zaman Trabzon'da. Aynen. Sonra biz beraber Kayseri'de bir gün bizim sohbet yapıp Şenol Güneş. Tam Jaja nasıl Şenol Güneş? O diyor ki inanılmaz hocam. Çok iyi hocam. Çok iyi arkadaş. Motivasyon çok iyi de. Bence o hocam, ben şans gelmedi tamam. Peki Fatih Terim'le ilgili nasıl bir istihbarat aldın peki arkadaşlarından? Ya da bir şey aldın mı ya da bilmiyorum. Duydun mu? Evet. Yoksa Fatih Terim olduğu için mi bilmiyorum. Fatih Terim aynı motivasyon için, psikolojikle. O tarafla. Antrenman şu bu çok fark değil herkesin arkadaşlığı ki ama psikolojik taraf ve motivasyon tarafı da. Ama Türkiye'de zaman zaman işin psikolojik boyutunun daha doğrusu çok böyle motivasyon ağırlıklı çalışmalar yaptığı düşünülen ve yapan insanların yolunun bir yerde tıkanacağı konuşuluyor. İşte Fatih Terim'e de bu yüzden sadece motive ediyor, sadece amiyane tabirle gaz veriyor da deniliyor ya bazen. Mesela sen teknik direktör olarak işin bu iletişim boyutunun nasıl bir dengede olduğunu düşünüyorsun mesela? Bu konu psikolojik çok önemli yani. Ne Sen tabii ki katılıyor musun bir de bu arada? Hakikaten işin sadece motivasyonla gitmeyeceğine mesela. Yani öyle mi sade ya da? motivasyon Öyle olacağına inanıyor musun? sade değil de ama çok önemli konu. Ki bu oyuncu Türk oyuncu bu farkı da. Bazen Avrupa oyuncu, Suudi Amerika oyuncu bu farkı ne farkı da. Bazen oyuncu çok profesyonel var. Bazen oyuncu diyor ki tamam benim hedef bu. Benim hedef bu şampiyon. Gol kralı işte. Ama bu Türkiye'de işin çok oyuncu var da hedefsiz. Ha, tamam bu. Benim hedef Atakan gibi. Yok bu. Senin bazen oyuncu çok potansiyel var da ama hedef bu kadar. Ama senin potansiyel o kadar çok şey var. Milli takım Aynen. var, Avrupa var, Arda gibi diğer oyuncu işte psikolojik ve motivasyon çok önemli. Türkiye işinler. Ben herkes ki Tabii. Türkiye oyuncu yok. Nasıl oyuncu? 85 milyon nüfus var da. Tabii canım. Çok oyuncu var Olma da. ihtimali yok. Ama yok niye? Bak bu bizim altyapı.
Ha. Fenerbahçe, ben Türkiye 15-16 senine. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kaç tane oyuncu 15-16 15 senede kaç tane oyuncu da çıkardı? Tamam, bu oyuncu Altepe'de Çıksa çıkar ya. Fenerbahçe'de Beşiktaş Necip benim zaman Necip'i de Aynen. Ya işte Beşiktaş'ta güven var. evet güvende Dorukhan sonra Eskişehir'den geldi. Yanlış bilmiyorsam. Güven altyapı mıydı şimdi? Ona da bakmak lazım tabii de. Ama çıkmıyor yani. Bir tane çıkmış olması da 15 senede çok kötü yani. tabii işte. Ve Aynen. bak bu Avrupa'da. Evet. Galatasaray tamam aşağı yukarı her 3 senede bir tane oyuncu çıkar, iki tane oyuncu da. Bak şimdi bu Trabzon'da. Trabzon kaç tane oyuncu vardı? Altepe'de. Çok vardı Aynen. Atakan. Belki 5-6 tane, 7 tane gibi de. Türkiye'de İşte çok unutamadığın önemli değil mi? golün hangisi? Tek bir tane. Evet, zor soru. Benim cevabım var, onu söyleyeyim sana da. Ama söylersem küfür yer miyim onu bilmiyorum. Fener Galatasaray'da 2-1. Ali 2000 Sami Yen. Dorsi'da. Yok yok Kadıköy. Kadıköy. Evet 2-1'da. 2004. Ve o beni iki derbiden. Ben nedense senin Ali Sami Yen'de ben Galatasaraylıyım bu arada aslında ama tabii hani Biliyorum. işimi karıştırmıyorum yani. Şimdi burada soruyorum ama hani bunun da rahatlığıyla da burada zaten rahatlıkla sorabiliyorum. Hani yanlış anlamamı da istemem yani. Taciz sorusu değil yani bu. Ali Sami Yen'de bir tane gol atmıştım Galatasaray'a. Ben onu hatırlıyorum. Mondragon kim vardı acaba? Mondragon olamaz ya. Aşut mu Mondragon'la. atmıştım? Mondragon'du değil Aç, mi? evet. Mondragon'la. 1-0 O o gün maç. yıkmıştın beni hocam. O yüzden onu unutamıyorum. Ama hakikaten ya yani bir kez daha hani buradaki samimiyetin ve hani katıldığın için de bir kez daha teşekkür ederim. Şimdi yaklaşık 30 dakikadır konuşuyoruz. Fırsat olmadı. Çok direkt böyle samimi ve sıcak bir şekilde girdik. Bir kez daha çok teşekkürler. Ama yani Teşekkür sahadaki duruşun için de ben hani futbol sever olarak ben teşekkür ederim hani sana. Hani bunu da bir borç bilirim yani onu söyleyeyim bir kere. Şimdi alttan da birkaç tane yorum daha geldi. Onları da istersen birkaç tane alalım. Sonra yavaş yavaş seni çok zor mu tutmaya da biliriz. Survivor'a çağrılsan gider misin yazmışlar. valla Çağrıldın mı bu arada? herkes de evet yok herkes de niye git orada dedik vallahi beni hiç kafada takmıyorlar ama belki sonra da bu virüsden sonra Hiç takip ediyor musun? evet ben her Ha, senede hadi canım. tabii. Ama Sercan'a oy güzel verdin ya. mi? Tabii, evet. Peki bir şey diyeceğim. Ya çok girmeyeyim diyorum da Sercan ve son sosyal medyaya düşen o duygusal açılım hakkında ne düşünüyorsun? Hadi isim de vermeyeceğim yani Allah kahretsin ya. Sen onu Bak ne var izleyince bu? ne hissettin abi? Bir de sen tanıyorsundur muhtemelen belki de Sercan'ı. Ha, duydun mu? Evet bataryası bitmiş. Ay tamam şimdi de gel. Evet. Ha, Alo. Sercan'ın orada bir Aa, ha duyuyor musun? Ha, evet. Sercan'ın Evet orada bir şimdi duygusal bir açılımı olmuş ya. duyuyorum. İzledin mi orayı? Gördün değil mi? Ya. Tabii. Peki orada verdiğin oya üzüldün mü orada? Çok renk. Ama işte Ama hiç orada teklif biraz gelmedi. Sana bir şey yok ama yani. yok hiç gelmedi. Galatasaray'dan teklif geldi mi hiç abi? Evet. O zaman Fener'den. Ha. O zaman Şey Fener. kiralık döneminin sonu mu?
Evet, aynı zaman aynı oldu. 2000 evet 2003-4 sonraki 4-5. Yani o bir 4-5 görüşme falan bir şey oldu da tıkandı mı, yoksa sen hani yok zaten yok. Fenerbahçe'de kapadın? Yok evet, yok. Orada geldi mesela yok da ben istemiyorum falan da hemen kestim. Peki şuradan bir iki soru daha çekeyim abi. Sonra da yavaş yavaş seni daha fazla tutmayayım. Saat kaç? 10:30 oldu çünkü. Bu arada Mert Yüzgen benim sorduğum soruyu sormuş aslında. Daha doğrusu söylediğim golü hatırlatmış. 2005 yılında Galatasaray Ali Sami Yen'de attığı golü anlatabilir mi? Bu gol çok güzel. İnanılmaz ya. O maçta bu farklı. Niye farkı? Ben o maçın golünü Atmosferi açayım çok abi sonra. Hı. inanılmaz atmosferde. Maçta önce de ben her zaman maçta önce çok sakinim. Ben derbi büyük maç. Ben severim bu maçta. Tabii ki maçtan önce herkes bu maçı da çok zor falanla. Ve maç başladı nasıl taraftar küfür söyle taş, su, her şeyden. Ve mesela yok sakin bu maç da bizim maçta. Tabii ki derbi ama bu maç bizimle. Maçı da sonradan ve o pasta Apia kim bu asist? Apia'dan. Yok. Apia, Apia'dan. Ama o asist değil. O vurgu mu topla? Maçı da şişirdi mi? sonra evet şimdi orada uzun pasla uzun şut pasıyla sonra dedi ki sen nasıl bu asist da ben dedi ki ya ayıp ya sen çok yalandın bu asist değil. Yok 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 bu çok iyi asist falan ayıp Unutamadığın bir derbi anın var mı abi? bir tane derbi var. 2005-6 bu derbi 4-0'da Kadıköy'e Galatasaray'a. O derbi inanılmaz. O derbi çok çok güzel oluyor. İnanılmaz çok derbiler izledik ya Nobre. İnanır mısın bilmiyorum ama yani. Öyle derbiler izledi ki bu gözler yani aklımda şey oldu az ya. Ya bu arada şöyle bir soru gelmiş abi İlker Müftüoğlu'ndan. O da benim arkadaşımdı, çok severim. Fenerbahçe'nin Nobre için yaptığı tezahürat çok yaratıcı. Kendisi ne düşünüyor? Bir kere bizim için söyler mi? Ne pardon bir tane var bir iki protez mi yok bu ciddi de tamam Nasıl? Ne oldu? Ha, şey Brezilya'dan mı mesaj geldi? yok yok orada bir iki protez mi yok protez değil Yok, belki şöyle bir şey var. Senin nerede hani bir tezahürat var ya, Fenerbahçe taraftarının senin için söylediği tezahürat. yok. Şey var ya, Nobre, 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 Marsilya, Nobre. Duyuyor musun? Sesimi duyuyorsun? Ha, onun şarjı bitti galiba. Evet. Fenerbahçe'nin Nobre için yaptığı tezahürat çok yaratıcı. Kendisi ne düşünüyor? Bir kere bizim için söyler mi? Vallahi inanılmaz güzel. İşte diğer tarafta oyuncu taraf nasıl heyecanlı da 40.000 kişi de bir müzik ve aynı zamanda söylüyor. Bu inanılmaz da, inanılmaz. Nobre, 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 Marcio Peki abi Ali Sami Yen'de mi daha çok zorlandın sen? Yani öncesinde ve ya da zorlandın demeyeyim de hani kendini daha yoğun bir şekilde hazırlama gereği duyuyordun, yoksa Dolmabahçe'ye Beşiktaş deplasmanına mı? Beşiktaş'a daha zor. Ha, öyle mi? Neden? Sebebi ne Beşiktaş'a daha mesela? zor. Ya, o maç Galatasaray. Benim zaman ben çok rahatla. O hafta ben çok rahat ama herkes biraz stres gibi de. Ama valla ben çok çok rahatla. Tabii ki. Yani, yok, diğer taraf Galatasaray ben. Büyük
takımda büyük oyuncu o zamanlar ve şimdi büyük kulüpler. Ama Galatasaray maçı ve Beşiktaş derbiden daha, daha zor. Daha zor. Ya ben bir ara bir yeni bir futbolcu bir arkadaşla konuşmuştum. Kim olduğunu söylemiyorum ama o şöyle demişti. Fenerbahçeliydi. Şimdi Galatasaray-Beşiktaş derbisi karşılaştırması yapmıştık. Demişti ki yani şimdi Beşiktaş maçına gidiyorsun. Evet derbi çok yorgunuz. Acayip şey geçiyor. Hani sert geçiyor falan filan. Ama Galatasaray derbisine gittiğimiz zaman derdi. Ya akşamına çünkü öyle bir hani psikolojik ve fiziksel bir efor var ki ortada. Ya akşamına uyuyamazdık derdi yani. Yani kazandı kaybetti. Hani o çok onunla alakalı bir şey demiyorum yani. Bilmiyorum öyle bir fark oluyor muydu iki maç arasında? Vallahi yok. Tabii ki çok oyuncu da var. Maç daha önce biraz stres falan uyuma ama tabii Beşiktaş zaman çok zor. Ne bu maç için? Ama maçla önce haftada önce ben çok rahatım. Ben her zaman aynıyım. Bu Brezilya'da o zaman ben Cruzeiro'da Cruzeiro ve Atlético Mineiro büyük derdi. Orada şehir Belo Horizonte'da. Belo Horizonte bir tane stadyum var ve o maçta derbi 75 bin kişi de 75 bin kişi falan da bu derbiler. Tabii burada atmosfer aynı. 40 bin kişi de 40 bin kişi atmosfer aynı. Şalkları aynı. Da. Ama işte atmosferde ben hiç korkmuyorum falan. Aga yarın bu maç var. Şimdi akşam ne yapacak uyumamıyor falanlar. Ben çok rahatım. Her zaman rahatım. O zaman Fener, Galatasaray, Fener, Beşiktaş. Sonra Beşiktaş, Fener, Beşiktaş, Galatasaray'da. Ben çok rahatım. Anladım. Peki hala o zaman Nore teşekkür ederim. Uzun keyifli bir sohbet oldu. Umarım sorularla seni çok yormadık. Aa, burada bir abi bir maçla geçerken Demiris nerede? Demirspor'un jest harika diyor. Son maç benim jübile maçta biraz vardı. Ve Tuna Dana Demir tarafta atıyorum. Ki o maç son maç psikolojik tabii ki çok zor da. Ve o maçı Gençevli Adana Demir ve sonra bu tarafta Adana Demir tarafta çaldım. Ve o jest inanılmaz güzel de. Teşekkür ederim Adana Demir tarafta. Peki Nobre. Evet Nobre yavaş yavaş o zaman teşekkür edelim sana. Bağlantı bayağı bir düştü. Biraz ben ondan çekiyorum şu anda. Bari ben bir tane selfie çekeyim. Şurada hazır Nobre olmuşken. Adam işte ya. Abi internete bir sorun oldu. Ben de sen çıktın diye görünce yayını kapatıyordum az kaldı ama zaten kapatıyorduk. Tamam kardeşim. Tamam. Ya çok teşekkür ediyorum bir kez daha geldiğin için yayına. Çok keyifliydi. Bu olaylar bitince de hep birlikte inşallah bir gün otururuz bir şeyler içeriz. İnşallah en kısa zamanda. Tamam. Tamamdır. Teşekkürler. İyi geceler. Çok sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay bay. Sevgiler. Selamlar. İyi geceler. Bay bay. Marcio Nobre. Evet. Marcio Nobre yayından ayrıldı. Arkadaşlar bir kez daha sizlere teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Çarşamba akşamı saatleri kuruyorsunuz. Çünkü şunu açayım size hemen. Tabii ki bir ırmak gazı prodüksiyonu. Çarşamba akşamı bu defa Tiki Taka Express var. Çarşamba akşamı konuğumuz da evet. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Çarşamba saat 10'da. Yine burada Instagram'da canlı yayında. Görüşmek üzere. Bay bay.
Ben de.